Yargılandığınızı düşündüğünüzde konuşmaya devam eder misiniz? Çünkü çok zordur. Birisi size yanlış yapmışsın, konuşamamışsın, demem iyi yapmamışsın, öğretmenine öyle söyleyemezsin, bunu nasıl söylersin gibi daha cümlenizin başında herhangi bir yargı cümlesi duyarsanız muhakkak anlaşılmadığınızı veya dinlenmek istenmediğinizi düşünür ve susarsınız. Kendinizi dayatmayın. Çünkü biz o çözümleri kendi mantığımıza göre üretiyoruz. Ona uygun olup olmadığını daha konuşmanın başında duymadık ki. Nasıl yani? Sen adam seni dövüyor, sen de dayanıyorsun. Hala onda yaşıyorsun öyle mi? Hem de içki içiyor. İçki içtiği günler sen ona tatlanıyor musun? Ne yaptın ya? Ben senin sana kızdığını duymak istemiyor. Dinlemiyor. Böyle bir soruna gelmiyorsun. Tamam mı? Tamam. Sen de örgünü ör hep. Kimi örüyorum ben bunu? Kimi örüyorum? He? Kimi örüyorsun? Hep örüyorsun zaten. Başımı... Başla. Neyse tamam. Ben bilgisayarda oyun oynuyorum. Tamam git, git ver. Tamam. Elinde değilse ne yapıyor? Adam hepsini alıyor, bütün ailenin bütçesini erkek yapıyor. Hiç herhangi bir yerde çalışmayan ama evde oturan bir bayansa bazen ekonomik olarak özgür olabiliyor. Çünkü eş ne yapıyor giderken ona parayı bırakıyor. Diyor ki sen diyor evin her türlü ihtiyacını giderebilirsin. Geçelim. Duygusal şiddet ve sözel şiddet dediğimiz aslında ikisini bir arada almamışım. Duygusal şiddet ve sözel şiddet birbiriyle çok ilişkili. Duygusal yönden kadının istismar edilmesi. 6284 sayılı ailenin savunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bir kanunumuz çıkmıştı. Daha önce 4320 sayılı ailenin korunmasına dair bir kanunumuz bulunmaktaydı. Fakat hepimizin de bildiği üzere medyadan da, yargıdan da bildiğimiz üzere bu kanun kadına, özellikle kadına şiddetin önlenmesi konusunda yetersiz kalmıştır. Zaten çok kısa düzenlemeleri olan bir kanundu. O nedenle 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bir kanun getirilmiştir. Bu kanunun getirdiği en büyük değişiklik ve önemli bir değişiklik daha önceki kanunda eşler arasında şiddet gören eşle diğer kişi arasında evlilik bağının aranması şartıydı. Fakat yeni kanunda evlilik bağı şartı aranmıyor. Dolayısıyla bir kadının sevgilisi ya da erkek arkadaşı tarafından şiddete uğraması, tek taraflı ısrarla takibe maruz kalması durumunda da bu kanun kapsamında koruma talep edilmesi mümkündür. Bir geçiş toplumuyuz şu an. Hızlı bir değişim yaşıyoruz. Bu tabii yasalarımıza da yansıyor. Nitekim bahsedildiği bir takım haklardan. Ancak bu haklar elbette verilmesi gereken haklar. Uygar dünyanın standardı neyse bizim de bu haklara kavuşmamız lazım. Bu hakların yanı sıra kültürel, ekonomik ve sosyal olarak o iklimin oluşması lazım. O iklim oluşmadan haklar tek başına çok fazla anlamlı da değil. Yüzyılların sonucu biriken değer yargıları, davranış normlarımız, yeni yasalarla bir anda o atmosferi değiştirmiyor. Ne yapmamız lazım? Özellikle eğitim sistemimiz sil baştan kadına bugün belki medyada görme şiddeti tasvir edecek bir tarzda yeniden ele almamız lazım. Ülkemize yakışmıyor son yıllarda, son günlerde medyaya taşınan manzaralar hiç yakışmıyor. Eğitim sistemi üzerinde durmamız lazım. Ayrıca güvenlik kuruluşlarımıza tebrik ediyorum. Artık polisimiz, jandarmamız sadece klasik görevlerinin yanı sıra sosyal sorunlara da el atma gereğini duyuyor. Şunu biliyorlar. Huzur toplumsaldır.
ailede, toplumda olan şiddet onların görevlerine de yansıyor. Bu projenin önde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Toplumumuzun daha iyi bir iletişim kuracak bir olgunluğa erişmesini diliyorum. Ailelerimizin, ailelerimizin, hepiniz biliyorsunuz, toplumumuzun temelidir. Huzurumuzun temeli ailedir. Zaman kısa, zaman baskısı vardı üzerimizde. Evet.